Kanal T ekranlarından merhaba. Sektörün aynasında sektörler arası yolculuğumuz Bartın'ın Esenyurt köyünde devam ediyor. Esenyurt köyünde hizmet veren Erdem Ahşap ve Mobilya'nın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Rasim Bey var. Sizler için hazırladığımız VTR'yi izledikten sonra Rasim Bey ile sohbetimize başlıyoruz. Rasim Bey merhaba. Merhaba. Sohbete başlarken sizi biraz tanıyalım. Bu sektöre ne zaman nasıl girdiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Bu sektöre 1976 yılında babamla birlikte kurduk. Babam rahmetli oldu. Şimdi oğlumla beraber devam ediyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince imalat ve satış olarak işlerimize devam ediyoruz. Kuşaktan kuşağa devam ediyorsunuz. Siz babadan aldınız bu mesleği. Oğlunuza devrediyorsunuz yavaş yavaş. Doğru. Peki Erdem Ahşap ve Mobilya'da müşterileriniz için neler var? Neler hazırlıyorsunuz burada? Biz burada tomruktan mobilyaya kadar imal ediyoruz. Her şeyden önce çevremize hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani ham halinden alıp değil mi ağacı? Doğrudur. Ham orman işletmesinden ham tomruk olarak alıyoruz. Firmamızda kereste haline getirip ondan sonra da kapı, mobilya, ne bileyim. Mutfak dolabı. Tabii ki. Tabii ki sadece bunlarla değil, merdiven yapımı var, camilerimize bile hizmet veriyorsunuz. Doğrudur. Çünkü bu ahşap sanatı sonu olmayan bir sanat. Şükürler olsun biz de o sanatın içine atılmışız. Ahşabın her türlüsünü işliyoruz. Evet. Evlere, iş yerlerine, işte camilerin mihraplarını bile yapmışsınız bugüne kadar. Ahşapla ilgili ne varsa sizde mevcut. Evet, şöyle söyleyeyim. Babam yıllar önce bu işe el hızarlarıyla başlamış. Biz de onu örnek alarak bu sektörü canlandırmaya çalıştık. Evet. Tabii biraz coğrafyayla da ilgili değil mi yaptığınız meslek? Esenyurt köyü, Bartın, doğal güzellikleri çok fazla olan bir yer. Bol miktarda da ağaç var. Bu da günlük yaşamda kullandığımız malzemelere yansıyor doğal olarak. Doğrudur. Bölgemiz orman bakımından bol miktarda ormanımız var şükürler olsun. Çam ormanı, köknar, ne bileyim kayın, meşe. Biz de Bartın çevresinde bu sektörde fazla kimse yok. Yani azınlık diyelim. Evet. Rasim Bey, yaptığınız kapılara baktık. Çelik kapıları aratmıyor. Hatta karşıdan baktığımızda ben çelik kapı olduğunu zannettim en başta. Öyle bir ahşap kapılar yapmışsınız ki çelik kapı vazifesi görecek neredeyse. Şimdi doğrudur. Şimdi bölgemizde ihtiyacı gidermek için yani kapı sektöründe giriş kapısından tuvalet kapısına kadar hepsini yapıyoruz. Yani bu biz de bir örnek aldık. Yani ahşabı çeliğe aratmıyoruz. Yani ahşabın her türlüsünü yapmaya çalışıyoruz. Sohbetimizin sonunda şu anda bizi ekranları başında izleyen sektörün aynası izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Neler söyleyelim? Allah bizi mahcup etmesin. Vatanımız, milletimiz, herkes ekmeğini bir yerden kazanıyor. Hepsine başarılar dilerim. Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyorum ben de. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Bartın'ın Esenyurt köyünde hizmet veren Erdem Ahşap ve Mobilya'daki sohbetimizin sonuna geldik. Bizler de sizlere ahşapla, doğayla iç içe keyifli günler diliyoruz. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.